Başka? Başka? Başka da hiçbir şeye vermiyorum galiba. O kadar benim. Spotify veriyorum. Tamam, Ama Netflix. ailemizin premium var. Hani herkes paylaşıyor falan. Netflix'e veriyorum. Amazon ve Amazon. Blue TV'de arkadaşlarımın var. Onlar bana veriyorlar. Otlanıyorsun onlardan Onlar yani. notlanıyor ama ben de birine Netflix'i veriyorum. Benim Netflix... Oğlum çok vicdanlılar bu arada. Yani Netflix, işte Amazon Prime falan. Çünkü ben olsam mesela bir hesaptan bir televizyona falan giriş okeylerdim. Çok paylaşılıyor. Bir Netflix hesabını 60 kişi kullanıyor yani. Zaten bir tane Netflix hesabının içinde 3 tane 4 tane hesap açılabiliyor. Netflix'im yok. Amazon Prime'ım yok. Olanları söylesen. WhatsApp var bir de. 40 TL veriyorum arkadaşlar. Şubat'tan itibaren. Onu da söyleyelim. Tamam. YouTube Premium'um yok. YouTube Premium'um yok. Olmaz. Oldu. Spotify var. Annem Spotify. için, kardeşim için, hepimiz için Spotify var. Aile üyeliği. Ne diyorum ya? Sonra anneme YouTube Premium aldım. O çok izliyor diye. Ha, reklam izlemesin diye. Ama ailede bir tane var. İşte dönüştürerek kullanıyoruz sabah belirli saatlerde. Bugün abi... Baya yok arkadaşlar, almadım. 5 saniye Ya. reklam verip reklam izleyip geçiyorum. Ben AD blok kullanıyorum. Aldım. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Onlarda AD blok var, o yüzden çıkmıyordur abi. Hayır, ha benim video izlerken reklam çıkmamasını soruyorlar. Adblock var galiba. Ha evet, Opera'nın kendi AdBlock'u var. Ha, Opera'nın kendi Adblock olduğu için Opera kullanıyorum ben zaten. Google'da da basit zaten Chrome'da. Opera kullanıyoruz ya biz tarayıcı olarak. Evet. Premium mu yazıyor? Ha, bu Garın hesabı. Gar Garın Premium. hesabı bu, Garın. Son zamanların en çok konuşulan işlerinden birisi hakkında bir bölümümüz var. Efsane. Oğlum vallahi Garın hesabı lan. Bak. Emre'nin fotoğrafı var burada. Tıklı üstüne görsün. Acun Ilıcalı'nın son sükse yaratan işi olan Eksen'in içerisindeki içeriklere tepki Güzel. vereceğiz. İlk önce platformda yer alan ve alacak olan içeriklere şöyle bakacağız. Sonrasında Tamam. sana deneteceğim, bir içine dolaşacağız Eksen'i. Allah Allah. Geçiş içine mi giriliyor? Abi evet, yani bakacaksın yani. İçine girip bakacaksın. Neyle gireceğiz? Telefonla. Ha oğlum, bilmediğim bir şey varsa söyle. Ne gibi ya? İçine Sen ne gir. anladın Allah Oğlum ben sen? hiçbir şeyin içine girmedim bugüne kadar. İlk olarak Ben hiçbir şey anlamadım deminki muhabbetten bu arada. ne kadar Eksen abone komik. aldın mı? Hayır. Almayı da düşünmüyorum. No. Almadın. Almadım. Yok, ben almadım, çökmüş ama. Çöktü. Evet. Çökerttiler Abi halkımız. vallahi büyük iş yani. Kulaklığımızı takmıyoruz. Niye taktın kulaklığı? Ne oluyor yani şu an? Moderatörsen dedi mi kulaklığı tak? O emri Evet. verdi mi ben sana? Takmadım zaten, oynuyorum. Anıl, kulaklığı takma. Bak, emir. Tamam, takmadık Anıl, zaten. kulaklığı tak. Anıl hiç triggerlanmıyor lan. Niye narsistini yapıyor bu bana? Emir veriyorum, anladın mı? Kafana atar mısın? İlk önce platformda yer alacak işlerden bir tanesi işte bu. Arkadaşlar evet, 40 TL WhatsApp. Evet. Ama Dün şey izlememiş tane reklamlı Facebook 40 lira video. arkadaşlar. Reklamlı Reklamsız 40. istiyorsanız Arkadaşlar çok reklamlı 40. Rıklımsız 60. Anlayan anladı. Devam. Show Aa, ne filtresiz. güzel lan. Tatlı herif. Oo. Buna kesin, bunu kesin izlerim. Yani bir Peki gerçekten buna Bomonti sponsor olmadı mı yani? Tam cuk oturan bir sponsormuş. arkadaşım Belki de geriliği varsa rica olmuştur. ederim. Tol ve Çevik, o Evet. arkadaşım hoş geldin zamanından kalan içeriği. Filtresiz herhalde, küfür kıyamet. Aynen. Zaten görselle de anlatmak istemişler filtresiz olduğunu. Abi çok büyük bir engel kalkmış şovun önünden.
Evet ya. Yani şu an tadı... Arkos kayacak konuşmalar da geçiyor çünkü. Çok iyi olur bunu izlemek ya. Hakikaten bayağı keyifli olur yani. Ya, bence çok... Exxen alırsa bunun için alırım. Bu çok iyi içerik yani. Ben böyle şey yaptım ya, helal olsun. Bu güzel bir şey. Yemek yerken sürekli bir şeyler izlemek istiyorsun ama hani çok da odaklanman gerekiyor ya yemek yediğin için. Ha, şey mi? Arkada aynen ya, iki gül eylem falan tutabilir o konuda. Ama oturup da ay şimdi çoğu açayım. Bir hemen fragmanına bakacağız abi. Anıl kulaklığı tak. Takar mısın? Hoş bir şaka yaptım. Tak müzik ne dönebiliyormuşum. Salon hazır. Sizden işaret bekliyoruz. Seyirciye aldı. Kapılar kapandı. Çok heyecanlı. Ya bir söyle, bir gün orada kalbim duracak. Allah Allah, elimde peruko bekliyorum böyle. Salon dolu mu? Sana ne salonu? Ne yapacaksın salonu? Yok yani ben ne kadar ödeme alamayacağım hani onun hesabını. Ne kadar ödeme alamayacağım? Suyum olacaktı yarım geçen sezondan. Yarım. Herhalde ama heyecanlı. Ne heyecanı yine ya? Kaç sene oldu? Kameralar kayda girsin. Abi müthiş gerçekten ya. Hazır. 3-2-1 buyurun. Güzel reklam bence. Kreatif. Çok müthiş gerçekten ya. Talk Show filtresiz. Güzel. Bu Exxen büyük iş olacak yani, söyleyeyim ben sana. Tanıtımı da çok iyi yapmışlar yani. Evet, çoğun evet. Kendisi zaten heyecan uyandırıyor ama çarpıcı olmuş, çok iyi olmuş. Hani ne tarzda bir kanal kalitesi olacağının işaretlerini vermiş yani. Evet, herhalde Talk Show birazcık Exxen'in şu anki lider programı olarak çıkıyor diyebiliriz. Konuşanlarla beraber yani ikisi biraz dominasyon. Logan. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Fight Club, Fight Kulüp var ya içinde. O Fight Kulüp harbiden sonradan böyle hepsini geçecek gibi geliyor bana. Çünkü orada fena mevzular olacak. Animasyonu keşke bana yaptırsan. Beğenmedin mi? Çok aşırı kötü, öyle böyle değil yani. Şundan daha iyi bir şey yapmam, bir saat sürmez biliyor musun? Yemin ediyorum bir saat sürüyor. Bu ne oğlum? Çok aşırı basit bir şeydi. Evet. Bu iş mesela tutar mı Exxen'de? Exxen'deki her şey tutacak, emin ol. Yani... İyi bir... Talk Show zaten kendisi tutan bir şey olduğu için evet. Aslında platformu destekleyecek bir şey olur gibime geliyor. Geldik abi bu platformdaki yarışmalara. Aslında birçok zaten yarışma var ama bunlardan... Acun olacağını diyeceğim. Yarışma akla geliyor yani. Bazıları şunlar abi. 11 dövüş... Bu arada evet, Fight Club hakkında konuşmamam gerekiyor. Birinci kural. Az önce konuştum, özür diliyorum arkadaşlar. Üçü bir evde nasıl bir testosteron bombası ya? Nasıl sence bu? Anladın mı? Oğlum çok komik lan. Bu güzelmiş. Aynen. O kadar kötü değilmiş Exxen ha. Bak şimdi hiç bilmiyordum yani böyle şey. Acaba Survivor... Bir dakika, Survivor Cup derken bu şey bayağı bildiğimiz televizyondaki Survivor'ın aynısı mı? All Star gibi bir şey galiba. Ha, Hakan Atipoğlu falan var. Bu televizyondakinin aynısı değil. Değil. All Star gibi. Eyvallah. Nasıl zayıflarım var? Bir de MasterChef Junior var. Şey, enteresan içerikler oldu. Kim düşünmüş yani? İlginç değil mi? İlgi çekiyor. Kimin yani aklına gelmiş? Bunun hikayesini anlatmaları lazım yani. Evet. Çünkü bu toplumun böyle artık sünger gibi emeceği bir içerik yani. Ya arada bir evde böyle hani sanki şeymiş gibi hani yapılmaması gereken şey yasak ama işte arbede çıktı, tartışma çıktı, kavga çıktı bilmem ne falanlar. Bunların savaşından daha çok izlenebilir. Sen benim suyumu mu içtin? Amino asitimi kim aldı? MasterChef Junior var, çocukların yarıştığı. Abi MasterChef Junior'ı çok seviyorum. Ben de MasterChef Junior'ı çok izlemek istiyorum ya. Survivor Cup. Survivor herhalde bu. Ya. Keşke MasterChef Junior'ı beraber izleyebilsek ya. Ya bu Survivor'a daha önce katılmış yarışmacıları tekrar yarıştırıyorlar. Anladım. Yine Survivor yani. Nasıl zayıflarım? Bu bir tık tehlikeli geldi bana. Çünkü bu TLC'de zaten yapılıyor yani bayağı. İnsanların arkasından böyle bizim halkımız çok böyle umur, empati yapmadan saldırdığı için insan bir tık tırsıyor. Eyvah, ben yanlış bir şey söyledim değil mi? Şimdi şeyciler gelecek. E izle. Abi seninki ama dalga geçiyor. Ya şaka.
Nasıl sence bu yarışmalar genel olarak baktığında? Çok televizyon izlemeyen biri olarak, çok dizi falan bağımlısı, Netflix falan da dahil olmak üzere, yani çok böyle tüketen bir insan olmadığım için bana olsa da olur veya olmasa da olur kafasında. Ama mesela Survivor hayvan gibi izleniyordu. O zaman bir hemen fragman izleyelim mi? MasterChef'in. Olur. Çocukların olduğu. MasterChef Junior, hoş geldiniz. Ya çok iyi ya. MasterChef Junior, hoş geldiniz. Abi çocukları rencide etmeyin ya. Daha önce çok bu güzel olabilir gerçekten ya. Ya çocuklarda yetenek var demek ya. Eyvah, bu yumurtayı kim? Oğlum var ya, gerçekten buradan böyle kolay gibi gözüküyor da düşünsene. Bir çocuk karşımda yemek yapsa böyle 11-12 yaşında falan ve yemek harbiden çok güzel olsa muhtemelen deliririm, biliyor musun? Ya derim ki yani nasıl ya derim böyle. Şef düştü. Ben çok mum koydum ya. Çikolata erimiyor. Aa saçlara bak. Çikolata erimiyor. Çikolata falan hep... Oha çocuğun saçında M harfi mi var? Sonuna kadar mücadeleye devam Allah edeceğim. Vallahi gerçekten bir şey. Hadi biraz hızlı. Burada herkesi çubuk kraker gibi ezip geçeceğim. Ay çubuk kraker gibi ezip geçecek. Çok korktuk. Brava. Çok iyi. Allah'ım Brogo animasyonu gerçekten. Görmem lazım. Neyse. Bunu hiç beğenmedim. Kreatif de bulmadım. Şey, içerik çok rezalet. Ha, içerik beğenmedin. Evet. Niye lan? Ama abi ya. Bu var mı? Yurt dışında bayağı tutan bir içerik. Çocuklar yetişkin taklidi yapıyor falan filan böyle. Ha, onu bilmem. O da. Onu mu? Evet. Mesela şey, ekleri alsın o zaman, ilk izleyeceği şeylerden bir tanesi bu. Bu. Hikmet tek izleyeceğim şey bu. O yüzden almam yani. Birkaç tane ilgimi çeken bir şey olsa dur, denerdim. Bir bakalım belki çıkar yani. Devam ederim o zaman. Geldik abi. Ali Biçimli Alper Rende'ye. Tanıyor musun bu iki ismi? Japonya'nın ihtilal gününde onlar için şarkı çektiler. Aynen. Onlarla mı diyorsun bu büyükleri? Alper'in YouTube... Ne? Anlamadım ben. Şarkı çektiler. Aynen. Onlarla mı diyorsun bu büyükleri? Alper'in YouTube'da çektiği kaçış serisi vardı. İşte belli bir ortamda belli kişilerden kaçıyor. Bunu... Ben anlamadım lan gerçekten. Bu Azerbaycan şarkısından bahsediyor olabilir mi? Japon ne alaka? Sanmıyorum. Tanıyor musun bu iki ismi? Japonya'nın ihtilal gününde onlar için şarkı çektiler. Aynen. Onlarla mı diyorsun bu büyükleri? Allah, ben anlamadım. Bir şaka var ortada ama cidden anlamadım bu arada. Alper'in YouTube'da çektiği kaçış serisi vardı. Ne alaka abi, şarkı yaptılar. Şarkı yaptıkları şarkı Azerbaycan'la ilgili bir şarkı ya. Ne alaka Japonya'yla? Ortamda belli kişilerden kaçıyor. Bunu mesela işte Konya'da böyle büyük bir hangarımsı bir yerde böyle bilmem nerede yapmışlar eski. Call of Duty gibi. Vallahi öyle, evet. Elleri köpeklerle falan kovalıyorlar falan. Oha! Evet. Bakayım be, ona var mı YouTube'da hala? Var var. İşte özel tim falan oluyor mesela genelde, öyle kişileri çağırıyorlar. Kaçıyorlar. Çok iyiymiş yalnız konsept. Bu güzel, evet. Köpeklerle falan kovalıyorlar. Ya buna benim böyle katılasım geldi. Hani diğerlerini izlemeye okeyim. Bu arada şu ana kadar... Evet, bir arkadaş yazmış, demiş ki ekseni özetlemek gerekirse çoğu YouTube'daki içerikleri paralı izleyeceğiz. Teşekkürler bu arada sevgili Redrick dostumuza. Yine konuşulmayanı konuştu. Arkadaşlar, soru işaretleri de kafanızdan herhalde silinmiştir diye düşünüyorum. Herkesin hepsini izlerim. Yaşlı şişmanlandır. Şişmanlatma dışındaki. Ha evet. Yaşlı yani, şişmanlatma değil lan oğlum. Yorgun oluyorum günün bu saatinde. Anladım, de oluyor. O adam oldum bu da bildiğin YouTuber yarışması yani. YouTuber olmak isteyenler başvuruyor. Güzelmiş. Aynen. Güzelmiş. O adam oldu mu bu şeye benzeyecek o zaman. Bu Twitch'te bir tane şey vardı ya. Noobstar. Noobstar. Aynen. Noobstar'a benzeyen bir şey olacak o zaman. Aynen öyle. O zaman şimdi hemen o adam oldu mu'nun tanıtım fragmanına bakalım mı? Alper Rende'ye bakmak istiyorum ya ben. Ya oldu ki bulamadım ya. Dara bak, çıkartma. Lynch is coming. Lynch is coming. Hazır mısın? Hazırım. Aklında sırala hemen söyleyeceğin şeyleri. Çok güzel, çok güzel. Bu kızlar mı kaçacak? Hala bu. Ha ha ha.
Tiplere geldi ya. O olayı yanlış anlamış ya şeyi. Kaçışı izliyorum zannediyor. YouTuber yarışması. Raydan çıkmak istiyorum. Raydan çıkmak istiyorum açıklaması nedir? Abi arkadaki şey bu ilk popstardaki şey gibi yapmışlar. Arkayı çok iyi. Bence bir aşk için gelmişsiniz mi? Hayır. İnanılmaz güzel yalan söylüyorsun. Mersa arkadaşımıza Twitter'dan mention atma suretiyle bir şey yazmışsın. Şu şişko kıvırcık eleman çok komik ya bence. Sen İstanbul'daki bütün şeflerin birleşimi gibisin. Harika tespit amına koyayım. Biraz düğmeci, biraz şırdancı. Pilavcıda çalışıyorum zaten. Peki kendime odaklandım direkt. At gözlüklerinizi çıkarmak istemez misin? Kalsın. Öyle daha güzel. Umarım başka birilerinin kurşunu değmeden görüşürüz. Bir daha abi bu arkadaşlar böyle jüri mi gerçekten yoksa jürilik rolü mü yapıyorlar? Uygun musun? Evet. Nasıl? Çok güzel. Yaşım üzerinde. Kaliteli içerik. Yarışmamıza katılan bir yarışmacımızın önünde herhangi bir espri yaparsan canın olur. Senin ağzına sıçarım diyememiş. İncinmişsin demiş. Seni incitirim. Nasıl buldun? Güzel. Ya Elbiçim ve Mesut Can zaten komik abi. Bu da tutar yani. Abi bak bilmiyordum. Güzel yapmışlar yani. İzledim her şey hoşuma gidiyordu. Bak birazcık şimdi ben TV8'i falan içeriklerini çok sevmiyorum açıkçası da. Tamam. Ya ama insanlara da iyi geliyor olabilir de biraz da uyuşturucu yanı var şimdi. Hani boş vakit falan ama bunlar birazcık özlediğimiz tipte şeyler. Ses mi az? Açayım azıcık. Evet. Oraya katılan yarışmacıların asla hepsi için konuşmuyorum. Ama çoğunun kaslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse bunu yapmaz. O kadar. Zaten. Başta laf ettim böyle şeylere falan. Ama böyle fragmanları izleyince komik yani. Bak demek ki ön yargılı olmamak lazım. Ön yargılıyım evet. Evet. Gerçekten ön yargılıyım. Geldik abi en çok tartışılan içeriğe. Eksendeki. Neymiş? En çok linç yiyendi hatta. Bunu daha önce çizdin mi? Yok. YouTube'da. Hiç izlemedim. Abi bunu konuşanlar hiç bilmiyorum. Bakamadım ya öyle şey olmadı yani. O kadar YouTube hep trend 1'lerde 2'lerde falan hiç izlemedim. Abi trendlere girmiyorum ben. Orada hep fragmanlar oluyor. Hiç duymadım abi. Hiç. Hiç ya ben vallahi duymadım. Ne ki? Tamam yemin et. Oğlum nasıl ya? Bir şey diyeceğim. Bunu bana geçen de bir arkadaşım gösterdi. Ben hiç bilmiyordum. Bunun ne olduğunu. İlk defa izledim. Bayıldım. Çok iyi oğlum. Bayıldım. Evet. Size yemin ediyorum bence YouTube'daki en iyi içerik. En iyi prodüksiyon, en iyi içerik abi. Net. Çok net yani. Benim gördüğüm en profesyonel içeriğe sahip adam. Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar abi 2020'de YouTube'da en çok konuşulan kanal olmuştu. Ve şu anda tamam... Yok arkadaşlar niye yalan söylesinler de yani. İzlememiş olmaları gerçekten ilginç. Tamamen Eksen'e transfer olmuş durumda. YouTube'u tamamen bıraktı. Şerefsiz. Şöyle de demeyelim ama ilk başta paralı bir platforma geçmesi yüzünden ve YouTube'u tamamen bırakması yüzünden linç yedi. Sonrasında da YouTube kanalındaki bütün bölümleri silmesi yüzünden. Ha, bu mesela salaklık yani bence. Bu içerikler benim değil, ürün benim değil, ürünün sahibine saygı duyuyoruz. Hiçbir şey de diyemeyiz yani. Onun kararıdır diyorsun. Ya abi kendisi üretiyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Konuşanların ilk bölümü yayınlandı değil mi? Eksendeki. Üçüncü bölüm gelecek şimdi. İki de yayınlandı. Aynen iki de var. Nasıl peki? Yorumlar ne? Ben izledim. Ben gayet eğlendim bu arada. Gayet komikti. Ya hiçbir bok çok... değişmedi yani. Çünkü bazıları yok. Bana DM'den şey şöyle... falan yazıyor. Abi YouTube'daki tadı yok falan filan tarzında. Yok gayet var bu arada bence. Herhalde ön ya yargılı. Bence ilk bölüm çok iyi değildi. Okay. Ama içeriye bir iki bir şey eklemişler. Mesela şey Insta analizi yapıyorlar. Tahtaya aldıkları. Aynen. İnstalarına falan bakıyorlar. Oğlum benle izlemediğiniz içindir lan belki. Bir de şey ya YouTube'da da oluyordu ya bazı bölümler hani yani bazıları çok iyi olmuyordu. Olabilir. Çok büyük ihtimalle öyle zaten Efe. Bir de çok aynı YouTube'da gibi çok aşırı büyük küfürleri bipliyorlar. Diğerleri normal söyleniyor açık. Anladım. Ne düşünüyorsun bu davranışları hakkında? Yani linç yemeği hak etmiş bir şey mi? Yok canım onun ait bir sonuçta onun yetki alanında bir durum değil mi bu? Aynen öyle. Evet. Silmek ya da devam etmek ya da etmemek. Ben anlamadım açıkçası. Ama herkes de kendi ekmeğinin yoluna bakıyor. Ekmeğine bakıyor yani. Anlatabiliyor muyum yani? Nasıl yani? Ya şimdi ben de olsam hani güzel bir teklif gelse ben neden bundan para kazanmak istemeyeyim yani? Hayrına mı yapıyor yani?
Yani sonuçta bu adamı Acun'un şeye çıkarma sebebi, eksene koyma sebebi adamın izlenmesi zaten. Hani izleyiciler sayesinde zaten bu kadar önemli bir kişi haline geldiğin için en azından eski videoları silmeseydin de oraya da yükle, oraya da yükle. Eksen izleyen oradan eskileri izlesin, izlemeyen YouTube'da da izlesin yani. Aynen öyle. Tekelleştirmiş kendini, hoş olmamış. Hani ne kadar zor durumdasın ki bu. Yok be abi, yani orayı alıyorsa o adamı yani yapacak başka bir şey yok ki. Yani YouTube'daki zaten izleyiciyi çekmek ya orada amaç. Kendi platformunu öne çıkartmak için diğer tarafta yayın yaptırmıyor olmak bence gayet mantıklı. Bunu yapacak kadar. Zaten başarılısın ki böyle bir teklif geliyor. Neden eksiltiyorsun ki yani kendini? Bence. O zaman hemen tanıtım videosuna da şöyle hızlıca bakalım. Ben hiç şey yapmadım yani, irit olmadım yani. Futbolcular takımını bırakıyor, gidiyor başka bir takıma transfer oluyor. Niye linç yemiyor? Ya böyle güçlü insanlara kaptırmamalıyız, anladın mı bazı şeyleri? Ben o yüzden, ben... Bak şimdi kapitalist karşıtı konuşmalar geliyor, hadi bakalım. Çünkü Acun büyük bir adam, sen küçük bir adamsın, anladın mı? Hani kazanman lazım yani. Kaybetmen değil, bu biraz kayıp gibi geliyor bana. Anladın mı? O yüzden böyle kötü hissediyorum. Onların belki altına de... girmemeliyiz gibi bir şey evet, biliyorsun yani. Aynen. New York'tayız iki arkadaşımla beraber. Bir tane amca geldi yanıma. Topallıyor gibiydi hafif. Topal amca diye anlatman New York'ta dilenen adamı. Topal amcanın İngilizcesi ne? Uncle derim. Topal uncle. Topal uncle. Bu eksendeki bir bölümden değil mi mesela? Evet. İlk bölüm bu. Okey. Biliyormuş evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok, ben Emre'yle evde buluştum, kalabalık yaptım. Bayağı şöhret oldu konuşanlarda. Şöhret oldu. Ne oluyor lan? Telefonda konuşuyor, arkadaşı kaçırmış. Dur dur. Ne oldu? Ne oluyor lan? Amına koyayım. Oy. Oy. Chat. Büyük bir şey atlattık az önce. Atlatamıyoruz. Nasıl gelmedi bende ya? F5 abi 720'ye çekseler geldi de yani. Gayet de normal gidiyor. Arkadaşlar çekin şunu bir 720'ye. Çekin şunu bir 720'ye. Ben devam ediyorum ona göre. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu arada yönetim önemli bir link attım. Seda kaç verildi? Şaka bir yana böyle ciddi. Çok doğal. Çok samimi bir adam ya. 2. Kimi? Nedir bu abi? Nasıl nedir ya? Anlamadın mı? Yani çok beğenmedim. Yani çok. Baştan konsept anlatılsın o zaman. Beğenmedim dedim, gülmedim. Ha, fark ettik onu. 2. Kimi? Eksen versiyonu mu? Ciddi ciddi canım evet. Sıkıntı. Bu eksendeki konuşanların ilk bölümüymüş İsmet. Bu da adamdan kıdem. Bu arada iyiymiş ya bu. Orhan yine beğendi. Bunun niye? Sen bu arada bu çok meşhur, ben de çok seviyorum. Adam da iyiymiş yani. Evet. Exen'den izleyebilirsiniz. Exen'e para veririm işte bu adam için ya. Ne yapayım? Her zamanki gibi. Kalite, evet, kalite aynı. Gerçekten. Ha, şeyi merak ediyorum. Kendisi YouTube'a yaparken arada küfür edip mesela espriler yapıyordu. Burada yapabiliyor mu mesela? Ha? İyi. Tatlıymış, tatlı konsept. Bunu da beğendi. Can her şeyi... Toparladık arkadaşlar, toparladık, merak etmeyin. Mavi ekran veren yayın bilgisayarını da toparladık. Herhangi bir sıkıntı yok, devam ediyoruz. Beğendim ya, Allah Allah. Değişik ya, helal olsun. Evet abi hani... Evet. Bir şey söyleyeceğim, size bir daha mı bildirim geldi bu arada? Evet, direkt evet. Bildirim geldi. İyiymiş, evet. İyiymiş. Bana gelmedi. Aha. Daha iyiymiş abi. Aha. Dönüyoruz, bir şey oluyor. O ne lan? Laz geldi. Kim? Laz Ali. Kim? Gitsenize kanalına diyordum yani Berkcan'ın videoda. Teşekkür ederim. Hoş geldin.
Güzel yani. Evet, çok ön yargılı yapmışım. Yine drop mu yedik? Sandım, çok korktum. Aa, hayır ya. Eğlenceli konsept. Bunu ilk defa izledin yani. Abi sen bak ben vallahi içerikleri hakikaten... Bak Netflix üyeliğim var dedim mi? Ha yok demedim. Pardon, yok evet. Evet diyorum. Soru sorulmasına alışkın değilsin. Mala bağladım. Yani buna bu hoşuma gitti ya. Neyse devam edelim. Evet. Geldik abi diğer YouTuber'lara. Gerçekten Acun YouTube'un yarısını aldı Egzen'e. Akıllı adam. Beni tabii almadım. Ki alacak. Orkun'un iki tane içeriği var şu anda burada. Kirli çamaşırlar ve şanslı mı şanssız mı diye. Üç yabancı bir Türk diye bildiğimiz... Orkun'un içeriklerini izleyen var mı hiç mesela? Şanslı mı şanssız mı da ne oluyor? Bakmadım ben. Şans ben izlemedim. Ya siktir git. Ben sadece konuşanları izledim. Buraların Yabancısıyız isimli bir formatı var. Enes Batur'la buluşmak. Ben izledim ilk bölümü. Yani ya. Gerçek hayatta Tinder diye bir içeriği vardı. Bir tane kız geliyor karşısına. Erkekler gibi erkekler kızı kendisini sevdirmeye çalışıyor. Kız da sağa sola kaydırarak matchliyor ya da eliyor. Karşısındaki erkeği gibi. Canlı böyle Tinder. İçerik yani. Beğenmedim. Ben çok beğenmedim. İzledim. Şanslı mı şanssız mı çok iyi. Kirli çamaşırları izledim. Kirli çamaşırlar kötü. Kirli çamaşırları izledim. Elanur ve Alper Erözer var. Evlerine gidiyor galiba. Twitter'da gelmiştim. Şanslı ve şanssızda çok büyük özellikleri olan insanlar konuk oluyor. Mesela ne gibi? Gerçek hayatta Tinder işte. Yani o tam... Kirli çamaşırlarda Elanur geldi. İlk bölüm soru soruyorlar. Tepkilerine falan bakıp yalan söyleyip söylemediğine falan bakıyorlar. Kimle öpüştün falan diyorlar. Şey mi? Eskiden yalan makinesi içeriği vardı ya. Yalan makinesi İbrahim vardı. Onun gibi mi? Ben geldiğim, denk geldiğim videoda o da yoktu. Düz konuşuyorlar karşılıklı. Kimi seviyorsun diyor. He bu Elanur Jahrein mevzusunun çıktığı video şey mi? Kirli çamaşırlar aynen. Mı? Tamam. Tamam. Ay ya, of, çok garip geliyor. Çok cheesy geliyor bana bu ya. Niye ki mesela sen? Ben sağ üstteki için alacağım aslında. Şiirler okuyun, diz çöküyor. Buraların yabancısıyız konsepti için mi? Evet, çok iyi gözüktü gözüme. Teşekkürler ben dostum. Bakınca. Eyvallah. Sen de mi varsın? Evet dostum. Prodüktör olarak yer alıyorum. Anladım. Ben şiirden hiç hoşlanmıyorum. Valla. Komik geliyor bana. İstanbul'u dinliyorum. Fülgaç yine farkını belli etti. Bilal Göreyen hayatını anlatıyor. Şanslı mı şanssız? Peki ne oluyor mesela sonunda şanslı mı diyorlar şanssız mı? Kim karar veriyor peki buna? Ya hayır öyle bir konsept mi var yani sonunda buna bir karar mı veriliyor? Veya o anlatıyor gerisi şeye mi bırakılıyor izleyiciye mi bırakılıyor? Sorma Efe çok merak ediyorsan git bir Excel al izle. YouTuber'lar sence ne katacak Excel abi? Katarlar bir şey. Benim hoşuma gitti bu olay. Böyle şey gibi çünkü hani televizyonda gördüğüm bir prodüksiyon. Soruyormuş Orkun işte konseptin sonunda. Ne diyor? Sizce şanslı mı şanssız mı diyor. Kim cevaplıyor bunu? Aman. Prodüksiyon kalitesi ve YouTuber'ların daha böyle eğlenceli, daha inovatif içerikleriyle buluşuyor gibi bir şey olmuş. Evet. Yaratıcı yani. Mesela içerikler güzel olabilir, eğlenceli olabilir ama bir tüketicinin cebinden parayı almak çok zor bir şey. Çok olay yaratacak net şeyler koyup bunların da yanında izlenmesini sağlayabilirsin. Ama sadece atıyorum yani Orkun'u veya Enes'i veya işte Çabiller'i kötülemek için değil. Ama sadece Orkun'u izlemek için kaç kişi 10 lira verecek ki? Bir de her ay verecek bunu. Gerçekten tüketicinin cebinden para almak çok zor. Peki şey ve hani net bir şeyler desem, görmediğimiz için garanti yani. Reklamlı üyelik, reklamsız üyelik. Niye rezalet bu? Çok saçma geldi bana. Mantıklı olup birçok yerde olan bir şey bu. Bir tek şeyde denk geldim. Bir tane daha platform vardı. Yabancı. YouTube'da da var. Ya oyun oynamak için bile oyun oynadığın yerde bile reklam istemiyorsan para veriyorsun yani. Normal bir şey bence. Alıyorum diyebileceğim şey görmediğim için bunlar da sadece... Almazsın dostum eksen üyeliği. Eko var evet. Efendim? Eko var.
Almayacağım zaten. Ne diyorsun İkka? Yok, Eko şey var diyor. Bir şeyler var. Ya sen kimle konuşuyorsun oğlum? Ya, oğlum bu kimle konuşuyor ya? Eko var. Eko sen, var evet sen... diyorum. Mim. Önemli. Ne Eko var ya? Durduk yere böyle. Mim işte. Aç izle YouTube'da. Eko var yaz. Mim bilmiyorsun. Allah'ım ben bizim ya. Sohbetimizle ne alaka? Chat anladı, chat anladı, gülüyor işte. Sürekli bir şey dinlediğiniz chat, ikinizde. Chat'in ona gülmediğine o kadar eminim ki bu arada. Gerçekten ona gülüyorlar bak. Efe chat'e bak be. Şu an İlkan'a yoruluyorlar. Bak biz anladık seni İlkan abi diyen var. Eko var. Elreyan haydi. Elreyan. Ya ne bak ya. Kemal. Hayırdır lan? Sana da bir şey bulayım ben dur. Bulamadım ki anlık bulsaydım işte. Kemal'in arka plan çok iyi. Yeni dikkatimi çekti. Gelmiyor var. Var. Lan evet, yok oğlum Eko ya. Evet yankı var evet. Nasıl var oğlum? Oğlum yankı sen var. Sen mizajları kaçırıyorsun oğlum. Attım videoyu sana ya. Lan sen ne kaçırıyorsun? Chat onun makarasında ya oğlum. Ne makarası lan? Açtık. Kaçırdın dayıko. Chat de az önce aynı espriyi yaptı. Ben o yüzden dedim. Bu ne ama? Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var. Evet Eko var. Abi taşındın mı? Evet yankı var. Şimdi yankı var. Bir anlamayan birisi Efe'nin bu videoyu izlediği videoyu izleyerek şey yaptı. Kemal'in yayında aynen. Da drop var bu arada. Şey bak evet, şimdi. Var. Kemal de anlamamış Eko var'ı gördüğün gibi. Tuğkan evet, abinin videosunu var. İzledikten evet. Sonra anlamış. Şimdi ben de anlamadığım için Kemal'in Tuğkan abiyi izlediği videoyu izleyerek anladım bu ekoları. Evet. Şimdi evet. Anlamayan birisi de senin Kemal'i izlediğin videoyu... Hayır, Kemal... hayır böyle bir şey olmayacak. Olacak. Evet, hayır, bundan sonra Kemal'den devam edecekler. Abi yankı var. Ne? Abi yankı var. Sikerim seni. Evet, eko var abi. Evet. Peki Eko bir şey söyleyeceğim. Var. Bizim sohbetimizle ne alakaydı o anki? İkiniz de sürekli evet evet bir şeyler dediniz ya. Ben de o an onu dedim. Chat de onu demişti. Ama Eko yoktu ki. Evet olmuyor zaten. Olmadı. Eko mu vardı İlkan orada? Hayır Eko yok. Eko yok. Ne kadar komik ya. Unexpected bir anda verdiğin için neden İngilizce kullanıyorsun ki Efe? İlk kaç uygulamadın. Ne? Ne? Eko var evet. İlk kan. Ne oluyor lan? Eko var işte kanka. Çıksana ya. Yıldım. Artık yıldım. Ay, tamam sen pek bir uygulamanı alın. Ya şunun elinden şunu alın amın. Evet tamam. Aldım ben de. Ben de ses çıkardım. Kardeşim, ders çalış sikmeyin. Ya amına koyayım adam var ya bak bok gibi şeyler açıyor. Sonra bir tane açıyor ona gülüyoruz. Hepsi boşa gidiyor gülmediklerimizin. Güzel işte. Hayır tutmamız lazım kendimizi. Böyle olmaz. Ama çok ani geliyor. Ben bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Niye amını? Tamam başlat tamam. Onu öyle bulamazsın yani. Ama. Gibi geliyor bana. Nasıl geldik yani? Hanım birazcık daha... Niye öyle güldün lan? Öyle bir güldün ki. Senin alanına geldim şimdi. Hayda. Laps diye açıyorum bir şey. Hemen. Hadi bakalım. Neyi? Acaba ne? Ya aman. Ulan insan bir heyecanlanıyor şimdi bir şeye gelecek abi, diye. Açtığın ben... şeye bak. Sihirli annem, ay sinir oldum sihirli annemin böyle çekilmesine. Niye böyle ne? Sen izlemedin mi küçükken sihirli anne? İzledim. Abi o çok güzel. Abi Sadık nerede? Emre Altuğ nerede? Yanlışsam yanlışsın diyeyim. Değilsin. Geldi. Betüş. Havarum barum. Yani değişmemesi gereken bir şeydi o. Sihirli anne. Bak nasıl unutmuyor insan ya. Anne. Sihirli anne. Bir de Taci vardı orada. Taci. Köpek. Sürekli şeker bir şey. Habire bir şey veriyor ya konuşuyor gibi. Köpek 100 kilo oldu. Sihirli annemin hikaye. Bu arada verdikleri şey labne peynir dostum. Bu bilgi de sınırlı yerlerden ve aşırı içeriden gelme bir bilgi. Bilgisini vermiş olalım sevgili çete.
Ben seni biliyorum neden olduğunu. Biliyorum. Yalnız küçük kızı ne kadar benzetmişler ya. Kızı mı istemiş? Evet. Ne? Kızı istemiş değil. Paranın gözü kör olsa. Helal olsun oğlum yani. Ben de kızıma al işte yani. Dizimi seviyorsun. Bir dostumuz demiş ki bu arada bu mavi uygaç yazısı nasıl kazanılıyor? Dostum en yakın muhtarlığa gidip ikametgah artı sağlık belgesiyle birlikte başvurunu yaparsan Nonolive adresini ve nickini verdiğin sürece ID'li oradan çıkartıyorlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Çalma modun ne İlkan? Çalma modun mu ne? Sol altta play düğmesi var ya o ne? Yok kanka. Bu süreçte aşağıya alalım mı arkadaşları? Ben hep sikiyorum. Ya siktirin gidin ya. Valla uğraşamayacağım sizle ya. Bir dakika. İsmet yapamaz ki. Ben de 150 tane ses indirdim ben. Uğraşıyorum oğlum. Ya İsmet yapma yapma. Yapma. Oldu işte. Ders çalış sikmeyeyim. Oğlum hadi. Yapma ya. Ya bu soundpad'i kim buldu ya? Burada al işte. La yarrak FIFA bak lan. Ya İsmet. İsmet! Çok iyi. Siktir git. 2-3 tane daha ses indir ya. Manyak mısın nesin? Sıçtık amına koyayım. Sıçtık. Vallahi sıçtık yani. Cyber Cyber Kemal'in yayınını tek soundpad'li kişi olarak domine ediyor. Burada 2 tane soundpad'li adam oldu. Yakında Mert de indirir yarra yedik yani. Ben konuşmam ya. İlkan MP3 olarak mı indiriyorsun? Ya git aşağıda siktirin gibi konuşun nerede konuşuyorsanız ya. Mert attın. Pardon bir dakika. Mert pardon kanka sen orada bir... kaza kurşunu olarak attım seni. Ben de o seviyeye gelmek istiyorum. Ben de Küçük Anıl beğendi diye filmler çekeyim istiyorum. Yani çocuğum küçük. Ha. Ve Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın yer aldığı biraz müzikal bir dizi olan İşte Bu Benim Masalım dizisi de. Cemal Can'ı çok seviyorum. Yer alacak. Aleyna'yı bak. Aleyna dedim hiç ona bir şey demiyorsun. Ayıp. Bilmiyorum yani. Ben de Aleyna'yı seviyorum. Buradan duyurulur. Sen demedin. Nasıl Cemal Can'a duyurulur o zaman? Madem öyle. Abi ikisinin hemen fragmanına şöyle kısaca bakacağız. Şarkı söylemek benim hayatım. Ama sahnede olmak... Bu dizi tutabilir biliyor musun? ...dan fena kaçıyordum. Bu arada ben Aleyna. Ben Cemal Can. Bu da benim hayalle gerçeğin birbirine karıştı. Çok kilit tipler bulmuş ve birleştirmiş yani. Bir yandan işte Haluk... Yani gerçek bir platform olmak istiyor anladın mı? Böyle belli bir konsepti yok yani. Kendi hayatını falan mı anlatıyor? Yok. Uyumadın mı sen? İlla bağırtacaksın. Aa Dudu Peri. İlla. Dudu Peri bu arada yanlış dizi transferi oldu. Ne kadar komik ya. Ya siktir git. Amına koyayım ya. Şaka yapamayacağım ya yayında. Bağırtacaksın beni. Bahsedilen ne oldu birden burası? Nasıl iş var bu? Bence açmışımdır ya artık o sahne korkumu. Tata. Solisti ben olacağım. Şu an hiçbir şey moralimi bozamaz olmuş. Gerçekten o sahneye çıkacağım ve her şey harika olacak diye inanıyorum. Ünsal Bey ne oldu bu çocuğa? Ne oldu? Düşünceli izliyor. Ben geri zekalıyım ya. Aklıma bir anda yine aynı ses geldi. Kendi kendime koptum. Sesi duymadan gıyabında koptum sesin. Of. Hiçbir şey yok. Yok abi. Sevmedim. İyi ki var. Sinematik. Sinematik? Kendimi şeyde hissettim ya. Hani şu an sinemaya gitmişim de sanki hani daha reklamlardaymış gibi hissettim. Nasıl olmuş?
Güzel. Ya tamam, beğenmedim. Hayır, beğenmedim diye buna şeyim, nötrüm yani şu an. Fena durmuyor. Gençlik dizisi işte. Evet, evet. Fena. İzlenir bu arada harbiden ya. Gençlik dizisi. Çıtır dizi niyetine. Gider yani öyle çok yemek yerken falan filan izlemelik dizi. Fena durmuyor yani. Şimdi mesela benim bildiğim Can bu dizi için gider eksene abone olur. Kesinlikle. Hemen gidip bunu yapacağım. 10 lira abi. Reklamsız bu platformu yol... Hayır. Reklam yık. 10 TL. Pardon. Reklam var 10 TL. Reklam yık 20 TL. Olmak istiyorsun, reklam izlemek istemiyorsun YouTube reklamı. Ne, 10 lira bir de reklam mı yiyorsun? Evet. Sen manyak mısın oğlum? Acun sen çok zekisin değil mi? 20 lira verirsen... Sen manyak mısın? Ha, para verirsen reklam yok. Evet. 10 lira verirsen... He, millet reklam mı izleyecek? Bir de sihirlerine bakalım, o eski tadını bakalım Orhan alabilecek misin ödev yaparken? Efektleri iyileştirmişlerdir herhalde diye tahmin ediyorum, efektler çok abi, kötü. Abi çok bir değişim yok. Şu dürbüncü adam var mı? Farklı birisi oynuyor. Ruşen efektleri eskiden daha güzeldi bu arada. Efendim? Efektleri eskiden daha güzeldi. Ne efekti? Sihirli annem de dizide. Ha, izlemedim ben hiç. Hayat mucizelerle dolu. Bazen hiç beklemedikleriniz, olmaz dedikleriniz olur. Oo. Yok yok. Efektleri bilerek aynı tutmuşlar aynı havayı versin diye. Efektler, baksana aynı abi efektler. Hayat renkli günler şeker. Evlilik ödülü. Çok eğlenceli. Sanki bana Taci nerede? Bayağı çilek var. Evet. Dillerle. Abi galiba yok. O köpeğe çevirdiğim. Oğlum birebir mi gerçekten? Aynısını mı çekiyorlar yani? Aynen aynen. O zaman ben birinci bölümü izledim bu arada. Sabah 6.30'da. Çok büyük bad trip. Şakam yok. Deneyin. Benim de kocam. Yine yalanıyor. yine şekeri basmışlar köpeğe. Bay bay. Zaman dursun. Bu Avni Bey mi? Avni. Evet. Aha, evet, böyle bir şey var burada. Sen... Sadık. Bu abla hangi dizide oynuyordu ya? Aşk. Ne oluyor ya? Dur. İçinde aşk kelimesi geçen klasik dizilerden birinde oynuyordu. İnadına aşk. Aşk mı? İnadına aşk, evet. İnadına aşkın introsu çok iyi değil miydi Agab? Evet. Veriyorum hemen şarkısını. O değil. Ya virüs müdür ya? Peki şuna ne diyorsunuz? İnadına aşk Çınar. Neyse işte ya, ne diyorsunuz yani, hani öyle bir şey de izlemeye gerek yok. Ne diyorsunuz Çınar'a? Bu cızırtı kimden geliyor? Esra, mikrofonunu çıkarıp taksana. Benim mikim kapalı zaten. Kim gülüyor? Kim gülüyor? Evet abi. Eski havayı alabildin mi ya? Şu fragmandan da çıkılmaz tabii ama. Yok. Anlamına koyacağım ya. Bunu bayağı arada versene. Böyle çok sık verme valla. Tamam. Yani o... Abi olmaz ki zaten, eski havası nasıl olabilir ki? Evet. Bu yeni jenerasyon için yapılmış bir şey yani. Yok abi, bizde yansıtamazlar. Belki yeni çocuklara... Ne oldu ya? Sinirim bozuldu abone. Ne kadar da komik. Yansıtabilirler de. Şimdi o Dudu Peri, yani Dudu Peri olması gerekiyor. Defne Joy Foster. Allah rahmet eylesin. Yani hani yerini dolduramazsın o şekilde. Keşke farklı bir senaryoyla girselerdi de. Ben katılıyorum buna bu arada. Aynısını yapmak gerçekten kötü bir fikir. Şimdi bir de şey diye düşün. Zaten küçükken izlemişsin. Bütün dizileri, bölümleri ben ezbere biliyorum artık. Şimdi niye farklı birinden, farklı kişilerden aynı senaryoyu izleyeyim ki? Çok iyi ya.
Sen bayağı her dizinin karamanlı olma izlenen bir dizide söyle her şeyi beğeniyorum. Ben galiba bir şeyler şu an direkt işin başından kalktım ya. Ha. Şu an iyi vakit geçirdiğim için galiba. Ha, beğenisin geliyor yani. Evet evet. İki tane büyük dizisi Eksen'in. Şeref Bey ve Gibi. Kim? Birisi Eksen'i kim eleştirmişti? Murat Soner miydi? Gibi'yi beğenmişti, Şeref Bey'i beğenmemişti galiba. Öyle bir muhabbet vardı. Gibi'de kim var? Feyyaz Yiğit var. Feyyaz. Melisa yine kalkıp sabah televizyondakini izliyordur diyor chat bu arada. Yani daha mantıklı. Feyyaz Yiğit zaten Feyyaz Yiğit oldu mu bitti olay yani. Burada diğerde Haluk Bilginer var. Abi neler yapmışlar ya. Ya gerçekten en sevilen insanları toplayıp koymuşlar. Ben sadece böyle eğlencelik yine çıtır çerez bir şeyler zannediyordum ama şimdi çok sevindim. Yani kesinlikle etkisi olacak bir şey olmuş. Şöyle bakalım. Önce fragmanını izleyelim. Şeref Bey'in. Ben izledim. Fragmanı. Ben ilk sesimi indirdim aga. Bunu izler misin? Neymiş? Güzelmiş tamam. Güzelmiş kullanılır arada. Tamam 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 güzelmiş. Lan tamam. Ya İsmet. Ne kadar komik ya. Ne gülüyorsunuz lan? Sikeceğim yapacağınız işi ya. Tamam. Tamam yeter. Yeter. İstanbul'un en gözde mekanıydı orası. İstanbul'un bütün evli erkekleri oraya takılırdı Necat'ın yerine. Burası benim evim. Vay babam vay. Oo, başka diğer kadro da çıkıyor. 20 yıl önce kiralamışım restoran dediler. Ya siz adam kontrol etmiyor diye. Adam iyice yanayı bellemişsiniz ya. Aa kârhane. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ben size şöyle izah edeyim. İşte bir dans grubumuzla düğün olsun, organizasyon olsun. Efendim biz her şeyi evde yapıyoruz. Hiç dans etmek için falan sokaklarda hiç gezmekten hoşlanmıyoruz. Her şey evimizde organik. Amcama bir şey olursa sizden bilirim ha. Ne yaptık oğlum senin amcana dokunmadık bile. Şeref Bey'im size atmam. Çok karışık hiçbir şey anlamadım ama güzel yani. Vesile olur. Ne gibi bir hayır? Biliyorsun hacca gideceğim ben. O benim paramla mı gideceksin hacca? Ödeyecek miymiş? Ödeyecekse benim burada ne işim var? Efendim şöyle bir izah edeyim. Vurdum ben. Bana hiçbir şey izah etme. Ya 20 yıldır hiç mi değişmez insan? Derhal evimi boşaltın. Şeref Bey. Güzel görünüyor. Dinamik bir şeye benziyor. Evet bu da. Çok klişe bir senaryo değil mi ya? TRT 1 dizisi gibi olmuş. Bana da o kafa geldi. Enteresan bir... Çok konusu dizi. Hakkında şey yapamadım, çıkarımda bulunamadım karışık ama... Karışık biraz. Karışık. Ne ilginç. Ama tanıdık bir senaryo. Fena değil. Çok da... Yani çok... çok ısınamadım aynen. Konu çok çekmedi yani. Evet, aynen. Çok aşırı karışık ama Haluk Bilginer mantıklı karar. Değil mi? Güzel. Kaliteli karar yani gerçekten. Kaliteli. Ya Haluk Bilginer mantıklı karar evet ama Haluk Bilginer sanki daha da parlatılabilirdi. Daha iyi bir diziyle, daha iyi bir senaryoyla. Evet, aynen öyle. Bakalım İsrail her şey senaryoya bakar yani bu tarz işlerde. Tabii canım. İyisi tutar yani. Yine yarın... Ben bu bölümden şöyle şey yapmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Abi beğenmedim. Anladım onu. Neden? Bilmiyorum beni sarmıyor böyle şeyler yani şimdi o kadar çok şey beğenmiyorum ki burada sonra bana diyorlar ki neyi beğeniyorsun sen yani neyi güzel olanı da beğeniyorum hayır Justin Timberlake'in mesela Justin Timberlake'in bütün o küsuratı ben izledim yani son olarak da şöyle iki tane de talk show'umuz var Zeynep Bastık ve Enis Arıkan'ın iki tane talk show'u Zeynep Bastık'ın başka müzikal Eksen heyecanlandırdı burayı. Çok heyecanlandırdı Zeynep Bastık ve Enis Arıkan. Eksen abi 1 Ocak'ta yayın hayatına başladıktan sonra site içerisindeki hatalar çok eleştirildi. Bazı tuşlara tıklanamaması, yoğunluktan dolayı sitenin çökmesi vesaire yaşandı. Evet, ama en çok tartışılan konu üyelik alanların 1 haftalık deneme süresi boyunca üyeliklerini iptal edemiyor oluşları oldu. Sonrasında iptal tuşu 6. günde geldi. Çiftlik bank gibi. Evet evet. Gelin gelin içerikler var. Ve 6 gün, 6-7-5 gün sonra özelliği koydular. Ya aman o
devamlı öderler, geri ödemesini yaparlar. O kadar itibar sarsacak şey, o kadar şeyi bir araya getirmişler. Acun Ilıcalı abi 4 günde 500 bin kişinin kayıt olduğunu duyurdu. Oha, ve yoğunluktan dolayı sitenin çökmesi yüzünden özür diledi kendisi. Son olarak abi Exxen yayın hayatının 6. gününde iOS ve Android için uygulamasını çıkarttı. İlk günden çıkartmamış olması da yine eleştirilmişti. Aman sen ne abartıyorsun insan. Problemler hakkında. Abi saçma sapan şeyler, neden şikayet ediyorsunuz yani? Yeni bir platforma bekliyorsun ki her şey mükemmel mi çalışacak? Üyeliklerle ilgili olan şey unutulmuş olabilir. Ya bu insanları dolandırmak için kasıtlı olarak yapılmış olamaz. Daha tecrübe edilecek belli ki yani. Evet. Tecrübe edilmemiş bir şey, o yüzden olabilir yani. Sen buraya bu kadar ünlü insan getiriyorsun. Onların kitlesi tabii ki buraya gelecek yani, anladın mı? Hani bir kitle araştırması yap, onun ne kadarı gelir, yüzde ne kaçı gelir falan. Hani en kötü senaryoyu hazırlan. E zaten büyük bir, yatırım yapıyorsun yani. Biraz da oraya yönlen de sıkıntı çıkmasın yani. Üyelik iptali ilginç şey bilmem ne... sözleşmesinde Exxen'e basınca Blue TV'ye yönlendiriyormuş falan, hani saçma sapan muhabbetler var ve hani 1 Ocak'ta çıkarmasaydın da, hani 10 Ocak'ta çıkarsaydın ama tam çıksaydı. Evet yani bu kadar büyük bütçeli bir işin bu kadar... Her türlü bence 10 Ocak'ta da çıksaydı, çıkışı tecrübe edilmeden arkadaşlar her zaman bir sıkıntı olacaktı gibi geliyor bana açıkçası. Ne bileyim oğlum ben, ne bileyim. Nereden bileyim? Ben mi yapıyorum projeyi? Yıllarla dolu olması hoş değil. Bir abi son olarak uygulamanın içerisinde bir dolaşacağız. Şöyle sana uygulamayı da vereyim. Bakalım beğenecek misin, beğenmeyecek misin? Eksene bir bak. Yani videolara girme ama hani genel hatlarıyla dolaş, gez. Güzel bence. Böyle Netflix gibi bir yapısı var. Bu standart senin Netflix'ine benzemiş. Benim Netflix'im oluyor lan. Senden girmiştim ya ben 2-3 kere. Güzel abi. Bayağı çalışmış ya insanlar işte. Baksana. Mesela şey nasıl? Kore yapımları falan var ha. Bak adamlar Kore yapımı koymuş ya. Bak bak nereleri gidiyor. Neler bulduğuna yine. Mahayim Search'e neler yazmış. İndirdiklerim. Paketiniz bu özelliği kapsamamaktadır. Yani ilk şey için kötü. Bence biliyorsun aga ama tamam söyleme. Tamam kanka. Değil. Bu tabii bir türlü güncelleme. Bilmiyorum arkadaşlar, konuşmadık bu konu hakkında. Zaten siz şu an iptal deyip duruyorsunuz. Bu bugün olan bir şey değil mi arkadaşlar? Yani bugün hepiniz böyle bir haber paylaşmaya başlamadınız mı şu anda? Yani bugünden itibaren bunu yazmaya başlamadınız mı? Veya bugün bir yerde görüp başlamadınız mı bunu yazmaya?